Tabii Erzurum'da buradan önce pek çok ilçelerde, Pasinler'de, Oltu'da, Horasan'da, Aşkale'de çok ciddi oy oranlarına ulaşan Yeniden Refah Partimiz Erzurum genelinde de %20'lik bir oy potansiyeline ulaştı. Dolayısıyla büyük bir başarı elde etti. Buraya gelmeden önce ziyaret ettiğimiz Aşkale'mizde %44'lük bir oy oranına ulaştık. Yine diğer pek çok ilçede %30'un 40'ın üzerinde oylar alındı. Bu bakımdan hem belediye başkanlığı kazandığımız Köprüköy ilçemizde ve Aziziye ilçemizde belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ve tebrik ziyaretini yaparken bir yandan da tüm Erzurum halkına ve bugün Aziziye halkına da teşekkür ziyaretimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Belediye başkanlığını alamadığımız ilçelerde dahi bu oranda oyların alınması Erzurum halkının Yeniden Refah Partimize olan teveccühünü çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu vesileyle bir kez daha hem Aziziye halkına hem tüm Erzurum'daki kardeşlerimize, aziz milletimize bir kez daha 31 Mart seçimlerindeki teveccühü dolayısıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii şimdi bizim yapacağımız bu teveccühe layık olmaktır. Yeniden Refah Partisi olarak milletimiz 89 ve 94'teki milli görüş belediyecilik hizmetlerini hatırlayarak ve o döneme duydukları özlem dolayısıyla bu oyları verdiler. Biz de inşallah şimdi aynı çizgide önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla, ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimize özlediği hizmetleri ulaştırmak için kollarımızı sıvadık. Canla başla çalışacağız ve inşallah milletimizin derdine yine milli görüşle, yine refahla derman olacağız. Rüşvetin tamamıyla belediyelerden kazınması, adam kayırmanın, torpilin, çifte standardın belediyelerden sökülüp atılması, adaletsizliğin ortadan kaldırılması, israfın ortadan kaldırılması, kaynak üreterek ve israfı önleyerek denk bütçeyi gerçekleştirmek ve böylelikle belediyelerimizi borç ve faiz batağından kurtarmak, milletle aramıza duvarlar örmeden, milletin içinde, milletle beraber, milletin derdiyle dertlenen samimi bir anlayışla belediyecilik hizmetlerini gerçekleştireceğiz. Ve tabii ki belediyecilik hizmetlerinden kastımız sadece klasik hizmetler değil. Yani parklar, bahçeler, köprüler, yollar, kaldırımlar, bununla beraber çöplerin toplanması, çevre temizliği, bunlar elbette ki yapılacak, zaten yapılması mecburi. Ancak bunlarla beraber iki önemli hususta da bir dönem başlatmak istiyoruz. Bir tanesi milletimizin gelir seviyesine, alım gücüne katkı sağlayacak projeleri belediyelerimiz bünyesinde gerçekleştirmek. Yani belediyelerimizin yapacağı girişimler, geliştireceği projeler, gerekirse özel sektörle, girişimcilerle de ortak bir şekilde yapılacak bu projelerle oradaki halkımızın gelirine katkı sağlamak. Onların refah seviyesini arttıracak adımları atabilmek ve bununla beraber de tabii ki işsizliğe çağrı olması için de belediyeleri aldığımız yerlerde istihdam sağlayacak projeleri hayata geçirmek. Çünkü bugün işsizlik ve ekonomik kriz Türkiye'de milletimizin en önemli problemi, meselesi haline gelmiştir. Bu nedenle milletimize bu alanda da belediye olarak da olsa, merkezi iktidarda olmasak da bir nefes aldırabilmek için bu projeleri de hayata geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili genel merkezimizde, Yerel Yönetimler Başkanlığımızın da çok ciddi çalışmaları var. Tabii bu iktidar partileri tarafından geçmişten beri yapılan bir uygulama. Daha önceki dönemlerde de başka muhalefet partilerinin belediye başkanlarına bu gibi uygulamaları yaptılar. Şimdi de bunun bazı örnekleriyle karşılaşıyoruz. Ancak biz tabii belediye başkanlarımızla Ankara'da pazar günü bir toplantı yaptık. Belediye meclis üyelerimiz de o toplantıya iştirak ettiler. Ve orada kararlılıkla Yeniden Refah çatısı altında bu hizmetleri gerçekleştireceğimize ve bütün zorluklara rağmen, imkansızlıklara rağmen herhangi bir yere kıpırdamadan Yeniden Refah Partisi belediye başkanları olarak bu yükün altından kalkabileceğimizi orada konuştuk, ifade ettik. İnşallah bu yolda bu şekilde yürüyeceğimize inanıyoruz. Tabii bu adımı son derece olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Geç de olsa böyle bir adımın atılması son derece önemli.
Biz de Yeniden Refah Partisi olarak aylardır, özellikle seçim döneminde de bunu ifade etmiştik. Yani orada minicik yavrulara bir damla suyu bile çok gören bu Siyonist rejime bizim de bir damla su bile vermememiz lazım. Ne pahasına olursa olsun. Bir mübarek Ramazan ayı geçti. Burada milletimiz sahur yaparken, iftar yaparken lokmalar boğazında düğümlendi. Çünkü orada Gazze'de insanlar iftar yapacak, bir su bile yok, bir ekmek yok, sahur yapacak. Aç karnına 24 saat aç kaldılar. Bir yandan bomba yağıyor. Yani asrın vahşeti diyoruz biz buna. Asrın vahşeti uygulandı. Tabii ki böyle bir tablo karşısında bireysel olarak da, kurumsal olarak da, devlet olarak da hepimizin elimizden geleni ardımıza koymamamız lazım. Bu noktada sadece belli ürünler değil, ne gönderiliyorsa, ne alınıyorsa, ne veriliyorsa hepsini durdurmak gerekiyordu. Bu yönde bir adım atıldı. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bundan sonra da yine daha ileri adımların atılması halinde yine bu adımlara da destek olacağımızı, bu noktada hükümetin yanında olacağımızı da ifade ediyoruz. Başkanım tekrar hayırlı olsun. Haritayı da önünüze koymuşsunuz. Yani evet, oradan bütün şeyi, Azize'yi takip ediyorsunuz. Kardeşimiz tarihe not düşmemiz zorunlu olur mu?